bakalım Zeynepciğim. Alışverişi hemen bitiririz herhalde. Ya hayır. O kadar az yemeğim var ki. Ben şimdi hepsine göstereceğim ne kadar çok olduğunu, lezzetli olduğunu. Ondan sonra karar verecekler. O zaman neyle başlıyoruz? Şimdi önce manav alışverişini yapalım. Soğan. Yahu ne soğanı? Gelmişken domatesini, biberini falan alsana. Yok yok. Hadi al madem soğanını. Yalnız poşeti bile açamadın. Bugün seninle işimiz var galiba. Lazanya nasıl olacak çok merak ediyorum. Çok güzel bir lazanya yiyecekler. Sen açacaksın değil mi? Kendim açacağım evet. Ben bu zamana kadar hiç o kadar lazanya yaptım. Hiç hazır yapmadım lazanya. Zeynep'in lazanyası. Zeynep'in lazanyası kendi bir yorum katmış bence. Ben böyle lezzetleri severim. Kendi yorumunu katması hoş olmuş. Bundan benden puan kazanacaktır. Lazanyanın etinde bir değişiklik yapabilir. Yani kıymasını biraz daha yağlı ya da az yağlı ya da kıymasından eksilttiği yağı tereyağı ya da zeytinyağı ile destekleyebilir. Kendisi mi açacak, hazır mı alacak, o da çok önemli. Kendisi açarsa tabii ki bu da puan sebebi ama ona zamanı kalır mı bilmiyorum. Zamanı kalırsa da puanını vereceğim. Hazır lazanya almayacak mısın yani? Lazanyamızı almıyorum. Bence bir paket al. Hayır, hayır. Kız açamazsan rezil olursun. Elinde hazır bulunsun. İstediğin kadar hepsini de verelim. Almayacak mısın? Hayır, almayacağım. Benim kendi yaptığım lezzeti bundan o kadar daha lezzetli oluyor ki. Emin misin? Gerçekten eminim. Peki o zaman. Cesaretini tebrik ediyorum. Bu arada son 8 dakika. Vallahi çok ağırsın. Hadi çabuk çabuk. İçeceklerin ardından hızla diğer eksiklerini de tamamlamaya çalışan yarışmacımız sütlerini de arabasına atıp et siparişini veriyor hemen. Ben 750 gram dana döş kıyma istiyorum ve bir tane tavuk but. Ben aşçı olabileceğini düşünmüyorum. Bütün yemekleri uydurmasyon bir kere yani. Uydurmasyon yemekle nasıl aşçı olunabilir ki yani? Yemekten de anlamıyor. Çünkü her şeyi uydur. Yeşil salata bilmem ne. Bunları benim 10 yaşındaki yeğenim de yapar yani. Eğer şöyle bir şey var, lazanyanın da hamurunu kendisi açmazsa, açıp da yapmazsa, hazır alırsa tamamen oradan uydurmasyon. Başka bir şey yok yani. Hadi hemen ekmeğini al bakalım. Merhaba. Ekmek bir tane alacağım. Şey tam buğday. Eğer kesilebiliyorsa kes. Ya izlerken hiç ekmek yediklerini gördün mü? Almazsam nerede deyip ben puan istiyordum deyip yemeyecek şey puan kırılacak. Bu arada son 2 dakika. Başka bir şey kalmadı herhalde. Tahin. Eyvah! Tahinden başka bir şey yok değil mi? Tahin ve nohut. Etlerini aldın mı? Etlerimi almadım. Hadi o zaman koş etini al önce. Et. Etlerimiz hazır. Çok teşekkür ederim. Tahini de al hadi hemen. Başka ne kaldı? Nohut, nişasta. Koş hadi koş. Son 20 saniye. Son eksikler de tamam. Ve son 5, 4, 3. Tamam. Ay neyse ki son anda yetiştin. Ay. Yemekleri de böyle son saniyede bitirmezsin umarım. Hayır, hayır. Peki eksiğin var mı? Yok, yok. Hepsi bitti, tamam. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu bizim? 1818. Şöyle veriyorum. Hadi hemen torbalarını al bakalım. Tamam ben gidiyorum. Gürbüz bizim burada işimiz bitti, hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Gel bakalım Zeynep'ciğim. Koy torbalarını şöyle. Hallettim Gürbüz. Sen bunları yerleştirirken ben üstümü değiştirip geliyorum hemen. Anlaştık. Ben geldim. Hoş geldin. Defterimle birlikte geldim. Nasılsın? Çok iyiyim. Şöyle bir bakayım sana. Şu anda çok süperim. Hazır mısın? Hazırım Gürbüz. Önce neyle başlayacağız? Şimdi önce nohutlarımızı ıslayacağız. Ondan sonra arada beşamelimizi, kıymamızı şey yaptıktan sonra da masamızı kurmaya gideceğiz. O zaman süreni başlatıyorum. 3, 2, 1 süren başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Markette çok heyecanlıydın. Evet, markette çok heyecanlıydım. Umarım burada o heyecanımı yenerim. Yahu 18 yıllık ev hanımısın. Bu heyecan niye? Ya evde normalde bir şey yaparken o kadar hızlıyımdır ki. Eşim derken Zeynep ne ara yaptın onu der bana yani. O derece hızlıyım.
Burada da onu yaşatacağım size. Falafel için düdüklü tencereye konulan nohutlara su ve karbonat eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi çorbaya mı geçtik? Evet, çorbanın önce malzemelerini koyacağız. Onlar pişerken biz diğer hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Planlı gidiyorsun bakıyorum. İnşallah, inşallah. Evde yemeklerin provasını yaptın mı? Yaptım. Hem de dün akşam yaptım var ya. Gece kaçta uyuduğumu bilmiyorum. Biraz yorgunum. Peki ne kadar sürede bitirdin? 2,5 saatte bitirdim. Oo, evde 2,5 saatte bitirdiysen burada daha hızlı olman lazım. Tamam. Kerevizde havuç çorbası için kerevizin kabuğu soyuluyor. Zeynep'ciğim sen ne okumuştun? Ben üniversiteyi aslında kazandık. İstanbul dışı diye annem bizi göndermek istemedi. Genelde anneler kızlarına destek olur ama. Annem şey değil. Hani annem de o zaman zamanı şu andaki zaman gibi değil. Daha farklıydı aslında. Aslen nereliydi? Ben Rizeliyim. Hangi bölümü kazanmıştın? Sözel bölümü okuduk biz. Kız kardeşimle birlikte ikimiz de. Kazandığımız üniversiteyi göndermedi. Annem göndermediği için de biz ne yaptık? Sonra eşimle tanıştık. Eşimle evlendik. Eşimi hiç tanımıyordum. Eşim babamı ararken yanlışlıkla aradım. Nasıl yani? Gerçekten. Yani büyük bir şey. Babanın numarasını karıştırıp yanlışlıkla eşini mi aradın? Evet, numarayı karıştırdım yanlışlıkla eşimi aradığımı. Birinin sonu 32 idi, birininki 35'ti, düşünün öyleydi. Aradım ve yanlışlıkla eşimi aradım. Tanıştık. Sonra İstanbul, onlar Kuşadası'nda oturuyordu. Sen yanlışlıkla bir numarayı arayıp çıkan kişiye baba mı dedin? Evet, baba, resmen baba dedim. Babam da arkadaşlarıyla oturur, çay içer böyle. Onun babama dedim ki, baba dedim, gereken ekmek alır mısın dedim, şu anda ekmek yok. Ne babası ya dedi bana. Baba dedim, şu anda ekmek, ben baban değilim dedi. Ve numara bir tane değişince o baştaki şey numarada. Şey değişmiyormuş. Fark etmiyor yani. Bu konuya devam edeceğiz. Ama çorbaya neler koydun? Şimdi içine soğanımızı, kerevizimizi, havucumuzu koyduk. Suyumuzu koyuyoruz. Kerevizli havuç çorbası. Ve bunun içine butumuzu da hemen şuradan. Peki sonra eşinle nasıl tekrar konuşup görüştünüz? O zaman ne vardı biliyor musunuz? Bu ödemeli aramalar falan vardı. Ben onu aradığım zaman, sonra aradığımda babamı hep öyle arardım ben. Babam geri dönerdi bize. Sonra aradığımda tekrar onu yaptığım için, numarayı yanlış kaydettiğimden tekrar aradı. Ya ben babanın değilim dedi. Ve birkaç kere, iki kere oldu bu. İlk olduktan sonra bir daha oldu. Sonra eşimle konuştuktan sonra... Sonra baktım bu beni aramaya başladı. Şu an inkar ediyor gerçi. Sen beni aradın diyor ama ben aramadım inan. İçine bir tane tavuk but konulan kerevizli havuç çorbası pişmeye bırakılıyor. Kerevizli havuç çorbasını daha önce duymadım hiç. Ya uydurmasyon, bayağı uydurmasyon bir şey yani. Neyin içine ne katacak belli değil. Kerevizli havuç çorbası. Kerevizli çorba, havuç çorbası bana göre çok basit bir menü. Yani çorba. Ve mevsimi tam olmayan bir çorba. Yani onu 10 dakika içerisinde ben de yaparım. Yani çok basit bir çorba. Yani ve o çorba zaten sıcak gelen bir çorba olması gerekiyor. Ve karşıma zaten soğuk ve ılık bir çorbayı ben asla içmem. Sonra nasıl bir araya geldiniz merak ediyorum. Eşim Nevzat Aydın. Bu baktı bana şey diyordu. Buraya gelsene tatile. Benim annemler de hani tasip bir ailedir. Eşim bana şey diyordu, buraya tatile gelsene Kuşadası. Sonra ben tabii ki öyle bir şey mümkün olmadığından bahsediyordum. Bu onun çok hoşuna gitmiş çünkü oradaki yaşam tarzı daha farklı. Onun hoşuna gidiyor ve beni hep arıyor, işte ne yapıyorsun, kimsin, nesin, hoşuna gidiyor. Sonra konuşa konuşa evlenmek istediğinden bahsediyor. Annemlere söylüyorum. Annemler geliyorlar. Ben 3. görüşmemde eşimle evlendim. Hadi ya! Peki telefonla konuşmaya başladıktan sonra eşini ilk ne zaman gördün? Annemlerle ilk tanışmaya geldiğinde böyle yüz yüze kendisini gördüm. Sonra? Sonra annemler geldi, eşimi gördüler. Ben seni göndermeyeceğim dedi Kuşadası'na. İstemiyorum dediler. Annem hiç istemiyordu. Sonra vermezsen ben gideceğim anne dedim. Korktu galiba anneme buradan selam. Nevzat o zaman kaç yaşındaydı? Nevzat evlendiği zaman 27 yaşındaydı. Peki ne iş yapıyordu? Yine DJ'di. Ve anneme DJ olduğunu söylemedik bu arada. Pardon? Anneme DJ oldum. Kayınpederim taksicilik yapıyor dedim. Mümkünatı yok, kabul etmezdi. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi lazanyanın hamuru için önce şeyimizi
yumurtalarımızı kırıyoruz. Kaç yumurta? 4 tane yumurta kırıyorum Allah. Zeynep'in lazanyasının hamuru için 4 yumurtaya göz kararı süt ve un eklenip iyice karıştırılıyor. Senin lazanyanın diğerlerinden ne farkı var? Ne farkı var? Bol beşamel sosu. İçine dil peynirini koyuyorum beşamel sosunun içine. Kaşar da koyuyorum. Sonra ortalarını hem kaşar rendeliyorum hem de şey yapıyorum. Kıymalı harçtan koyuyorum. Lazanya hamuru elde iyice yoğruluyor. Düğününüz nerede oldu bakayım? Kuşadası'nda da oldu. Anneni nasıl ikna ettiniz peki? Gideceğim dedim sonunda. Tamam kızım gel üzülme dedi. Ben seni vereceğim dedi baba. Canım baba. Babama da selam olsun. Ve Kuşadası'na gelin gittim ben 2006 yılında. Tezgahta üzeri kaseyle kapatılan lazanya hamuru dinlenmeye bırakılıyor. Tiramisu'nun muhallebi kreması için tencereye süt konuluyor. O koyduğun ne? Bir tane bir paket krema koyuyoruz bunun içine. Krema altı böyle yanmayacak. Sadece krema erisin. Sen bu yemeklere kiminle karar verdin? Eşimle karar verdim. Yani çok sevdiği yaptığım yemeklerden yapmayı uygun gördük. Eşim aslında hep bana yol gösterdi. Tiramisu'nun kreması için şekerle çırpılacak bir yumurta sarısı kaseye konuluyor. Eşinin telefonlarını, sosyal medyasını takip ediyor musun bakayım? Bundan bir 3-4 sene öncesine kadar ya yaşlandım. Eşim mesela Zeynep diyor, sen şu anda şöyle bir durum oluyor mesela. Şu anda seni çıldırman lazım. Zeynep sana ne oldu diyor. Yaşlanıyorum herhalde Nevzat diyorum ben. Ya! Niye böyle oldu sence? Artık yani ya ben eskisi gibi değilim ya da o eskisi gibi değil artık bilemeyeceğim. Sana evlenme teklif etti mi peki? Evlenme teklifi benim hani ben ondan hiç evlenme şeyi yani onunla evleneceğim aklıma gelmediği için bana evlenme telefonda teklif etti ama sonradan sürpriz. Öyle büyük bir şeyim olmadı yani. Üzerine azar azar şeker eklenen yumurta sarısı iyice çırpılıyor. Bunun kıvamı ne olmalı? Köpük gibi olması gerekiyor. Bunu yapmamızın sebebi dediğim gibi yumurtanın kokmaması. Tavsiye ediyorum yapacak arkadaşlara da bu şekilde yaptığından çok daha lezzetli, güzel oluyor. Kedi dilini neden hazır aldın? Hazır aldım çünkü kendim de yaptım daha önce. Yaptığım şey kedi dili ya tarif çok beğenmedim yani orijinali gibi olmuyor. Tiramisu'nun muhallebi kreması için şeker ve yumurta sarısı. Ay! O tencerede ne vardı ki? Kremanın şeyi. Ne olacak peki şimdi? Tamam, hiç sıkıntı yok. Masamızı kurmaya geçelim. Hadi geçelim. Gel sana yardım edeyim. Siyah masa örtüsünü beyaz runner'la tamamlayan yarışmacımız Amerikan servislerini ve tabaklarını da yerleştiriyor masasına. Bunlar bizim tabaklar değil mi? Evet. Ben benim tabaklarım Kuşadası'nda olduğu için bir daha Kuşadası'na tabak için gidemezdim. Onun için şansınıza sizin tabaklarınızı kullanıyoruz. Bence sizin tabaklarınız da gayet şık ve güzel. Kumaş peçetelerin ardından çiçeklerini de masaya koyan yarışmacımız bardaklarını da yerleştirmeye başlıyor hemen. Bu arada cuma günü yarışacak güzellik uzmanı rakibin Esra tereyağı ve sakatat yemiyormuş. Tereyağı yenmez mi ya? Ben eve tereyağı yetiştiremiyorum. Ben Karadenizliyim. Bütün o tereyağı, peynirleri Rize'den alıyoruz. Ve oradan toplu alıp İstanbul'a geliyoruz. Ya da adaya götürüyorum ben. İnanın yetiştiremiyorum. Annem daha çok alıyor. Annemden her gittiğimde böyle top top alıp eve geri getiriyorum. Peki senin yemediğin bir şey var mı? Benim yemediğim öyle pek bir şey yok. Önceden pırasaydı. Evlendikten sonra onların hepsi bitiyor. Onların hepsi pasofito. Bekardır onlar ondan. Bu arada 34 dakikan bitti bile. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından son olarak ekmekler de masadaki yerini alıyor. Masada nihayet bitti. Şimdi doğru mutfağa. Hadi bakalım güle güle. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben köy tereyağlarını, böyle çok yoğun kokan tereyağları yiyemem. Asla yiyemem. Market tereyağları falan alıp herhangi bir problemim yok. Ama çok kokmuş tereyağı yiyemiyorum ya. Midemde kötü bir etki bırakıyor. Soğuyorum o yemekten ya. Adını vermek istemediğim bir tatlı var. Eğer o gelirse yani beni artık hastaneye götürürsünüz burada. Acile. Çok kötü olurum. Gerçekten hiç adını bile duymak istemiyorum. Gelirse eğer kriz geçiririm o kadar söylüyorum yani. K nokta nokta gerisini söylemek istemiyorum. Merak edin. Biraz merakla kalın. Tiramisu'nun kremasına neden biraz daha süt ekledin? İçine sütümüzü kaynattık. Yani daha çok daha az ısınması gerekiyordu. Şimdi yaptığımız unla birleştireceğiz ya pişmesin diye. Bunu yavaş yavaş içine
Şöyle. Tiramisu'nun muhallebi kreması için ısıtılan süt ve krema sürekli karıştırılarak un ve yumurta karışımıyla birleştiriliyor. Şu an ne hissediyorsun merak ediyorum. Hala heyecanlı görünüyorsun. Panik oluyorum ya ben. O beni tedirgin ediyor. Aslında yapamayacağım şeyler değil. Tedirginlik onu baş ettim sanki şu anda, onunla baş edebiliyorum. Tekrar tencereye konulan tiramisu'nun muhallebi kreması sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Çalışmayı düşünüyor musun? Yani girecektim yine mağaza müdürü olarak. Ev tekstilinde böyle köklü bir firmada. 2 sene mağaza müdürlüğü yaptım, yine girecektim. Uşak tekstil konusunda iyidir aslında. Şu an tekstilini, evet orada da var tekstil. Ama ben yani ne deniyor ona? Ne deniyor? Heyecandan ne diyeceğini unuttun galiba. Ben? Hayır, girdiğim firma bilindik bir firma. Yine oraya, aynı yere girmek istiyordum. Oraya girmek istiyorum yani. Ama şu anda çocuklar küçük olduğu için Gürbüz'cüğüm. Onun için eşim şu anda çalışmaz Zeynep'te. Çünkü küçük kız daha okulu, anaokuluna gitmedi. Falafel için nohutların haşlandığı düdüklü tencere ocaktan alınıyor. Tiramisu'nun muhallebi kreması da neredeyse hazır. Senin gözlük kayıyor. Ben gözlüğü çıkaracağım Gürbüz. Dikkat et yalnız gözlüğe. Ben aldım. Hatta bunu ben sana vereyim senin olsun. Şakacı seni. Takabiliriz. Tiramisu'nun pişen muhallebi kremasına birer paket labne ve krema ekleniyor. Şimdi sen ta Uşak'tan geldin. Burada kimde kalıyorsun? Şu anda annemler burada. Ya annemlerin evinde kalıyorum. Ana ocağına geri geldim şu anda. Sizin için. yarışmadan sonra evime geri döneceğim. Çünkü küçük oğlum var benim, Ogi dayım. Buradan çok selamlarımı iletiyorum ona. Öpüyorum onu çok. Büyük oğlum Nogay. Onları ikisini de babasına bıraktım. Okul olduğu için. Ogi dayı çok getirmek istiyordum. Gelemedi. Gürbüz'cüğüm. Efendim Zeynep'ciğim. Bu tamam. Tatlı tamam. Çorbanın pişen sebzeleri de ocaktan alınıyor. Vay! Bu senin tenceren mi? Evet, evden geldim. Şöyle bakabilir miyim? Devasa tencere. Bu bizimkiler annemin. Bu daha doğrusu bunu kız kardeşimden aldım. Benim ev eşyalarım burada olmadığı için. Bu kız kardeşimin tenceresi. Bunun içine şimdi normal su koyacağız. Haşlansın, içine biraz tuz atacağız. Lazanyaların hamurunu açıp buradan haşlayıp cam kabımıza, fırın tepsimize koyacağız. Lazanya hamurlarını haşlamak için tencerede kaynamaya bırakılan suya tuz ekleniyor. Beşamel sos için ayrı bir tencerede bolca tereyağı eritiliyor. Beni önlükle karşılayıp giyinememişse benim için bir eksi puandır. Zaten bu menüyü bitirip çok rahat bir şekilde giyinmesini de beklerim. Mutfak ziyareti, aslında böyle mutfak ziyaretini ben çok seven bir insanım. Baskına baskın derler ya, ben onu çok severim mesela. İzin bile istemeden baskına baskın yapabilirim yani. Her an her yerden çıkabilirim. Hiç problem olmuyor bende. Hijyen takıntım var. Bir yemekten sonra yemeğe başlamadan ben mutfak kontrolü yaparım. Benim için mutfak düzeni çok önemli ve temiz olması önemli. O kadar kaptır, işte tenceredir, ulu orta yere atmışsa zaten yani titizliğini bile sorgularım. Ne kadar un koyacaksın? Bir su bardağı un atacağız. Gürbüz. Gürbüz. Gürbüz mi? Bir şey söyleyeceğim. Sana birisi hep Gürbüz deyip duyduruyordu, hatırlıyor musun? Hatırlamaz. Biz eşimden sonra evde konuşurken Gürbüz, Gürbüz deyip seninle şey yapıyorduk, seni anlıyorduk da sen bilmiyordun. Hadi canım. Gerçekten. Lazanyanın beşamel sosu için bir bardak un tereyağıyla kavruluyor. Bugün rakiplerine karşı masada nasıl bir ev sahibi olacaksın? Ben çok iyi niyetli bir insanım. Gelenleri iyi niyetimle karşılayacağım. Yani ev sahibi olduğum için, yani her misafir ev sahibi gibi. Misafirperverliğimi göstereceğim. Karşımdaki de eğer misafir gibi davranırsa benden karşılığını o şekilde alır. Peki ya iyi davranmazlarsa? Bazıları çok sert ve gıcık oluyorlar biliyorsun. Eğer tuzluysa, bana tuzlu derse ben ona evet tuzlu diyebilecek kapasitedeyim. Ama tuzluya tuzsuz deyip bana konuşmak için konuşursa işte o zaman ben misafirperver değil, başka bir perver olabilirim. Beşamel sos için tereyağıyla kavrulan una sürekli karıştırılarak süt ekleniyor. Üzerine muskat rendelenip karabiber eklenen beşamel sos sürekli karıştırılarak pişiriliyor. El açması senin için önemli mi? El açması bir ev hanımı için ya da tecrübeli bir bayan için çok kolay bir şey. Eğer tecrübesini gösteriyorsa burada gelip hamur açıyor, bir şey yapıyor, baklava yapıyor. Ama becerisinde yoksa hiç onu menüsüne de koymuyor. Peki bu hafta el açması yapan olursa tavrın ne olacak? Yok, yapan olursa kutlarım. O benden derim. Eyvallah.
Peki ya hazır yufkayla börek yapan olursa ona tavrın ne olur? Hazır yufkayla? Yok. Eğer lezzetli yaparsa hani neden hazırmış diye eleştirmem. Ben lezzet odaklı şey yapacağım, yürüyeceğim. Onlar da inşallah bana o şekilde... Göreceğiz bakalım. Sonra sen de el açması lazanyanın arkasına sığınmazsın umarım. İnşallah bakalım. Falafel için haşlanan nohutların suyu süzülüyor. Büyükçe doğranıp rondoda ufaltılan soğanlar lazanya için tavada ayçiçek yağıyla kavruluyor. Soğanlara eklenen kıymanın üzerine domates rendeleniyor. Başka ne koyacaksın? Bunun içine defne yaprağı atacağız bir iki tane. Defne yapraklarını sonra çıkartacaksın ama değil mi? Tabii çıkartacağız bunlar piştikten sonra çıkacak. Peki başka ne koyacaksın? Bunun içine başka bir şey tuz koyacağım, karabiber. Tuz ve karabiberin ardından birkaç tane daha defne yaprağı lazanyanın kıyma harcına ekleniyor. Yani Zeynep'in lazanyası dediği kısım ne? Ne demek istiyor? Ne katacak buna? Bilmiyorum yani lazanyayı hazır mı alacak? Kendisi mi açacak? Hazır alırsa kıyma ve sosları, baharatları koyarsa tabii ki de puanım düşük olacak. Burada lazanya kendisinin açmasını beklerim ve hani Zeynep'in lazanyası demiş. Ne katmış acaba? Çok merak ediyorum doğrusu. Mutlaka kendinden bir şey katmasını bekliyorum. Çünkü bir şef olabilir, bir katkısı olabilir, ekstra bir malzeme durumu olabilir. Mutlaka kendinden bir şey katmasını bekliyorum. Bu arada Mardinli rakibin Metin demiş ki, neden Zeynep'in lazanyası yazdığını anlamadım. Mutlaka kendinden bir şey katmasını bekliyorum. Belki kendisi bir şeftir demiş. Kendimden bir şey değil, orijinalinin dışına çıktığım için kendi ismimi, yani Zeynep lazanyası dedim. Çünkü normalin dışında yapıyorum, orijinalinin dışında yapıyorum. Yani orijinali, neden orijinali yapmadın olmasın dememeleri için. Benim şu kolum burada bugün yandı. Lazanyanın kavrulan kıyma harcına sarımsak rendeleniyor. Kupta tiramisu için French Press'te filtre kahve demleniyor. Bu arada Metin bir açıklama daha yapmış ve demiş ki, 1,5 saatte yapılabilecek çok düşük bir menü. Yetiştirse bile çok fazla puan alamaz demiş. Kendisi o zaman daha güzel şeyler yapacak. Ne mutlu ona diyeyim, ne diyeyim. Buranın heyecanını bilmiyor ya. Öyle atıp tutuyor tabii. Uzaktan davulun sesi hoş geliyor. Demlenen filtre kahve kaseye alınarak üzerine sıcak su ekleniyor. Tiramisu'nun kreması kuplara yerleştiriliyor. Tiramisu'da mascarpone olmamasını eleştirirler mi sence? Eleştirsinler. Yani şu an mascarpone'un ben kendi yaptığımın dışına çıkmadım. Evde de mascarpone değil, labne ile yapıyorum. Tariflere, televizyondaki, yani internetteki bir sürü tarifte bununla da yapıyorlar. Yani benim uydurduğum bir tarif olmadığı için bunun hakkında yorum yapamazlar. İkiye bölünüp filtre kahveyle ıslatılan kedi dilleri tiramisu kremasının üzerine yerleştiriliyor. Farklı tatlar denemeyi sever misin? Tabii ki. Şey değilim yani, hayır onu yemem demem. Tadına bakabilirim. Yemediğim bir tad hakkında yorum yapmak ne kadar doğru olabilir? Belki çok beğeneceğim. Belki bundan sonra hep onun üzerinden gideceğim yani. Hiç kimse bilemez. Onun için şey değil yani. Biliyorsun bazı yarışmacılar sushi gibi farklı yemekler tercih ediyor. Hatta kurbağa bacağı yapan biri oldu. Evet, izledim ben onu. Ama tavuğa benziyormuş bak mesela. Ben belki yiyebilirdim hani. Yemem demezdim ben onu. O bölümü izlemişsin anlaşılan. Dedim. Sıkı takipçinizim ben. İzlemediğim bölümümüz yok diyebilecek kadar şeyim yani. Cesurum. Ya tiramisuların kedi dili biraz az olmadı mı? Yok hayır. Kedi dili içine çok koyduğumuz zaman da çok şey oluyor. Valla bence kreması fazla, kedi dili az oldu gibi ama sen bilirsin tabii. Yok, kedi dili içine çok koyduğunuz zaman suyunu bırakıyor. O zaman bak, hatta bak şuradan bir tanesi çıktı, bunu ben alabilirim. Çok koyduğunuz zaman suyunu verin. Kalan kedi dilleriyle de ben kendime yaparım artık. Ha, o senin olsun. Kupta tiramisu şu an gündemde olan bir tatlı. Ben sadece kedi diliminin hazır olmasını sevmiyorum. Kedi dilimini el ile yaparsa daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Kedi dili yapamıyorsa benim 5 yaşındaki yeğenim de yapabilir. Eğer benim kıyafetimle ilgili yemek dışı bir eleştiri yapılırsa, ki benim günüm olmadığı halde bana karşı bir saldırı olursa, onlara karşı çok acımasız olurum. Çünkü benim kıyafetimi mi yiyeceksin sen? Benim boğazlı kazağımı mı yiyeceksin? 20 dereceymiş, 15 istersem atletle gelirim. Tabii ki de bir davete böyle takım elbise giyip de gelebilirim. Veya
terbiyesiz olup atletle de gelebilirim. Ama ben bunu uygun gördüysem bu benim kararımdır. Ve buna herkes saygı duymak zorunda. Nihayet hazır olan kupta tiramisular buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Falafel için soğan rondo kabına konuyor. Bu arada Metin demiş ki hijyenle alakalı kafamda bir soru işareti olursa mutfak ziyareti yaparım demiş. Umarım o gelene kadar temizlemiş olurum. Dizin açısından bir sıkıntı şey değil yani benim için. Peki sen mutfak ziyareti yapacak mısın? Yapacağım. Özellikle bana gelene ekstra gideceğim. Lazanyanın beşamel sosuna kaşar peyniri rendeleniyor. Parayı kazanırsan ne yapmayı planlıyorsun? Ben evimi tadilata soktuk. Kuşadası'ndaki evimizi. Onun tadilat işlerini de harcayacağız. Kuşadası'ndaki ev kendinizin mi? Kendi evimiz. Evet, onun için harcayacağız. Şu anda ev tadilat halinde zaten. Biz Uşak'ta olduğumuz için. Nasıl bir tadilat yaptırıyorsunuz? Komple ev müstakil bizim ev. Eski böyle Rum evi. Onlardan olduğu için onun... Ya ne güzel. Geniş bir ev mi? Evet, iki katlı. Onun ya da bunu şey de yapabiliriz. Şöyle atayım içine bir iki tane. Şimdi soğudu ya. Bunun içine de kendi atalım. Bunu şöyle kenara alalım. Kaşarlı birlikte üstüne rendeleyeceğiz. Suyu süzülen haşlanmış nohutlar soğanla çekilmek üzere rondo kabına konuluyor. Ve sıra geldi lazanya hamurunu açmaya. Şimdi yanımıza biraz un alıyoruz. Hoppala. Bu biraz su böreği gibi olacak galiba. Su böreği yani hamur açıldığı için yani su böreğiyle aynı şeyde oluyor ama. Ben de gibi dedim zaten. Evet evet aynen öyle. Aynı o kafada oldu. Evde börek falan da açar mısın? Açarım. Bir tane bıçak alabilirim. Tabii. Bu olur mu? Olur olur yok olur. Şimdi sen bölmek için zaten. Bezelere ayrılan lazanya hamurunun bir bezesi merdaneyle açılıp oklavayla inceltiliyor. Neden ana yemekte et yapmak yerine lazanyayı tercih ettin? Artık o kadar çok şey görüyoruz ki. İşte et, ne o, bulgur pilavı. Bıktık hepimiz ondan. Herkes bıktı bence bunu. Gerçekten herkesin sesi var. Biraz böyle değişik şeyler yapsın insanlar ki insanlar hani yine mi o demesinler. Suda haşlanacak diğer hamur bezesi de oklavayla açılıyor. Evden yemek yapıp sattığın oldu mu? O kadar çok söylüyorlar ki bana. Su böreği de çok güzel yapıyorum. Peynirli su böreğini çok sever eşim. Sarma hani... Ya çocuklarla uğraşmaktan onlara vaktim olsa aslında yapılmayacak iş değil. Bir de evde de değil. Hani bir dükkanın bir şeyin olsa daha şey olur. Hani evim müsait olsa belki ona da yapabilirim ama. Söyleyen oldu var ama şey yani o işi kalkışamadım yani. Lazanya için diğer hamur bezeleri de oklavayla açılıyor. Şu an kaçıncı bezeyi açıyorsun? Son bezemiz. Son bezemizden sonra direkt haşlama yapıp katmanlarını oluşturacağız. Çok az vaktin kaldı. Lazanya için açılan hamurlar birer birer kaynayan suya bırakılıyor. Pişen hamur sıcak sudan alınıp soğuk suya bırakılıyor. Buna kıymalı su böreği gibi olmuş derler mi acaba? Kıymalı su böreğine beşamel konulmuyor. Bana öyle deseler bile şey kaç teknik yaman kaç aşamadan geçiyor. Ben şu anda bir yemek yapıyorum, iki yemek yapıyorum, üçüncü şey yapıyorum, hepsini birleştiriyorum. O da yapsın, karşıma öyle bir şey getirsin. Ağzımı açarsam bak neyi. Nesin? Namert. Yani lazanya dışarıda yenilenden tabii ki de biraz daha fazla gelmeli. Çünkü ana yemek olduğu için genellikle bunu ara yemeklerde de kullanıyorlar. Ara yemeklerde az veriyorlar. Neden? Çünkü ara yemek tam doyurmaması için. Ama ana yemekte bunu beni doyurabilecek kadar olması gerekiyor. Sadece beni değil, diğer yarışmacı arkadaşları doyurabilmesi gerekiyor. Ve bunun porsiyonunu ayarlayabilmek için ben eliyle açacağını hiç düşünmüyorum. Kesinlikle bunu hazır alacak ve bundan puan kıracağım. Cam fırın kabına ilk olarak beşamel sos sürülüyor. Ay, beşamel biraz katılaşmış galiba. Bilerek ben onu çok şey yapmıyorum çünkü bu haşlanmış hamur ya. Çekecek bir yeri yok onun. Yoksa çok cıvık olur kayar. Cam kaba yerleştirilen lazanya hamurunun üzerine kıymalı harç konuluyor. Kıymalı harcın üzerine kaşar peyniri rendeleniyor. Hay Allah! Parmağını kestin! Gel hemen eline bant takalım. İşte oldu. Artık eldivenini giyip devam edebilirsin.
Bu arada Kübra demiş ki, yarışmaya katılıyorsun. Kayınvalideni, eltini iftara çağırmıyorsun. Doğru düzgün bir çorba yap. Uydurmasyon bir menü demiş. Uydurmasyon mu değil mi? Geldiği, yediği zaman görecek. Lazanyayı kendim açtığımı, tiramisu, evet şey, kedi dilini kendim yapmadım. Ama birçok aşamadan geçiyor her ürünüm. Onun için beni bunlarla buradan vuramaz yani. Beşamelin üzerine hamur yerleştirilip tekrar aynı sırayla kıyma ve sosla hamurun üzeri kaplanıyor. Ya sana o kadar dedim hazır lazanya al diye. Şimdi ne güzel kahve içiyorduk karşılıklı. Normalde haşlamadan yaptığınız lazanya bundan yani o kadar şey geliyor ki o kadar basit bir şey ki. Aralarına da beşamel sos sürüyorsun değil mi? Bunun bir sürdüm, bununla sürmedim, en üstüne sürdüm. Sadece en alta ve en üste mi beşamel sürülüyor? Aman ortadaki kata sürdüm, bunun altındaki katta var. Çok beşamel olunca kayıyor. Kaymamasını önlemek için her kata koymuyor. Bu arada Kübra bir açıklama daha yapmış ve demiş ki, menüsünü hazırlarken uydurduğu gibi savunurken de bahane uyduracak. Ama benim bahanelere karnım tok demiş. Nasıl bir bahane uyduracağımı tahmin etmiş oradan. Ben işte bahane uydurmayacağım. Ben ne gerekiyorsa konuşma gereken her şeyi konuşacağım. Şunun üstünü şimdi şöyle yapıp birazcık gezdireceğiz. Allah. Lazanyanın en üstü beşamel sosla kaplanıyor. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendeleniyor. Ve ana yemek Zeynep'in lazanyası da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Sırada falafel var. Falafel için rondoda çekilecek soğan ve haşlanmış nohuda maydanoz ekleniyor. Ne kadar maydanoz koydun? Şöyle üç, aslında normalde kimisi koyuyor, kimisi koymuyor. Yalnız saplarını da koydun. Robottan geçecek ya, sap şey değil. Onun asıl şeyi burada, kişniş koyacağız ona. Kişniş, falafelin ana maddesi gibi bir şey. Nohut gibi bir şey neredeyse. Yarım paketten daha az hatta. Kabartma tozumuz. Falafel daha önce duymadım. Nasıl bir yemek acaba merak ediyorum. Neyden yapılıyor, içeriğini hiç bilmiyorum. Bana sürpriz olacak, bilmediğim bir lezzet. Bakalım ne çıkacak içinde. Süzme yoğurt olduğuna göre pilav gibi bir şey mi ne? Pilav. Pilav o zaman. Ne pilav mı, makarna mı, ne yani ne? Rondoda çekilen falafel kızartılmaya hazır. Falafelle sunulacak tahinli süzme yoğurda limon suyu sıkılıp karıştırılıyor. Son olarak tuz eklenen tahinli süzme yoğurt buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Vallahi mutfak epeyce dağıldı. Kullanmadığın şeyleri kaldır istersen. Şimdi şunu şuradan bir kaldıralım. Kendi rondonu getirmişsin bakıyorum. Evet, onun için. Diğer rondoya aktarılan falafel harcı iyice çekilerek püre kıvamına getiriliyor. Falafel harcı birkaç kaşık unla karıştırılıyor. Falafelleri kızartmak için tavada ayçiçek yağı kızdırılıyor. Şimdi nasıl yapacaksın anlat lütfen. Şunun içine yağ koyayım ben. Elimi yağlamam lazım. Neden kaba yağ koydun? Nasıl çıkartacağım bunu? Falafele başladık ama daha salata var. Salata bir şey değil. Falafel harcından kopartılan küçük parçalar elde köfte gibi yuvarlanarak kızartılmaya hazırlanıyor. Konserve nohut alırsa eğer, konserve nohuta puanım düşük olacak. Kendi haşlamasını bekliyorum konserve nohutun. Burada kullanacağı baharatlar çok önemli. Sarımsak soğan dengesi çok önemli. Kimyon dengesi çok önemli. Bunu koruyabilmesi çok önemli. Bu kıvamı tutturabilmesi çok önemli. Dikkat edeceğim buna. Yassı şekil verilen falafeller bol yağda ters yüz edilerek kızartılıyor. Kızaran falafeller havlu kağıt serili tabağa konuluyor. Yalnız bunlar yumuşak oldu sanki. Ben 2 hafta falafelcide çalıştım, ne haber? Ay gerçekten. Ben birer tane yapayım bundan. Birer tane mi? Kız seni gömerler. Niye? Ya tabağa bir tane falafel konulur mu hiç? Sen beni ama burada strese sokuyorsun ya. Ay bir de çatalla almaya çalışıyor. Pe Allah'ım. Dur sana bir tane maşa vereyim. Ama ben daldı ya. Al bakayım şunu. Maşayla rahat rahat al şimdi tavadan. Vallahi seni harcın yumuşak oldu diye uyarmıştım. Bak işte pişerken dağılıyor değil mi? Yeteri kadar un koymadın mı? Unu var aslında, biraz daha un. Bir dakika. Falafelin kalan harcına un ekleniyor. Kerevizli havuç çorbasının sebzeleri blenderla iyice ezilerek karıştırılıyor.
Kalan falafel harcına da elde şekil verilerek yağda kızartılıyor. Sence bu yemeklerine kaç puan vermeliler? 8 verebilirler. Şu an lezzetlerini bilmiyorum. 8-9 verebilirler. Yalnız tatlarına hiç bakmadın. Nasıl bakmadım? Hepsine baktım. İyi mi peki? Evet, güzel. Demek 8 bekliyorsun. 8-9. Sence verirler mi? Bilmem, verirler mi? Yani burada kim kime 10 veriyor Allah'ını seversen. Güzel yapsalar da bir kup bulmak zorundalar. Neden hep öyle yapıyorlar sence? Çünkü bahane bulmaya geliyorlar. Kalan son falafeller de yağda kızartılıyor. Vallahi süpersin. Seni tebrik ederim. Falafel genellikle kuru bir tat. Bunu acaba yenilebilir, dişimizi kırmayacak şekilde yapacak mı merak konusu. Tahinli süzme yoğurt yapmış. Süzme yoğurt tahini hafifletebilir çünkü falafel gerçekten nohut ağırlıklı bir yiyecek ve yağ ile beraber kızarıp sertleştikten sonra çok ağır veya kuru olabiliyor. Süzme yoğurt güzel olmuş. Tahin de güzel olmuş. Zaten onun sosunda vardır. Süzme yoğurtla onu hafifleterek güzel bir tercih yapmış. 2 dakikada mutfağı toparladım. Önce mutfağı temizleyip sonra salata yapma fikrini takdir ettim. Ben tebrik ediyorum size kendimi. Mutfağı bayağı dağıtmıştı. Ooo, dip köşe temizliğe girdim bakıyorum. Şu an onu henüz giremedim. Onu şu an girebilecek durumda değilim şu an. Temizliği fazla abartmasam mı acaba? 10 dakikan kaldı. Hadi hemen salataya başla bence. Salata malzemelerini önceden yıkamıştın zaten. Eldivenini değiştirmeyi de unutmadın. Bravo sana. Elin ıslak galiba. Evet maalesef. Yeşil salatanın önceden yıkanan yeşillikleri sırayla doğranarak salata kasesine konuluyor. Su sonradan eklenecek olan yeşil salata da buzdolabına konuluyor. Yeşil salatanın sosu için kaseye zeytinyağı konuluyor. Sıkılan limon suyu ve tuz zeytinyağına ekleniyor. Sosu da buzdolabına koyayım mı? Yok, onu koymayalım. Unutmayın. Ve yeşil salatanın sosu da nihayet hazır. Şurada yanı başımda dursun. Kalan son bulaşıklar da hızla toparlanıp tezgah hızla siliniyor. O kabı ben alayım istersen. Ve bitti mi? Ve bitti. Yuhu. Gerçekten bitti mi? Aynen öyle bitti. Şunları aslında... Hadi onları da toparla hemen. Giyinmeye gitmek için 1,5 dakikam var. Hani bitmişti, ne oldu? Şunları hatırladım. Vallahi eviye tertemiz oldu. Tamam mı her şey? Tamam. O zaman hadi doğru giyinmeye. Görüşürüz. Bitti. Koş Zeynep, koş.